Daha önce Haçlı Seferleri hakkında birkaç video yapmıştık arkadaşlar. Ancak bu videoda Haçlı Seferleri ile bağlantılı olan Tapınak Şövalyelerini işleyeceğiz. Birçok tarihçi bu şövalyeleri uluslararası bankacılığın temelleri olarak görür. Öyle mi değil mi sizin yorumunuza kalmış. Bu konuyu detaylarıyla işleyelim bakalım. Ne dersiniz? Hadi başlayalım öyleyse. Şimdi burada zaman çizelgemiz var. Yüksek Orta Çağ'dayız. Diğer videolarda Haçlı Seferlerinin 11. yüzyılın sonlarında başladığını görmüştük. Bu seferler Papa II. Urbanus tarafından Bizanslıların Müslümanlardan kutsal toprakları almalarına yardımcı olma iddiasıyla başlatılmıştı. Birinci Haçlı Seferi çoğunlukla başarılı olmakla birlikte Haçlılar o toprakları aldıktan sonra Bizanslılara iade etmediler. Kudüs Krallığı da dahil olmak üzere Haçlı Devletleri ya da Haçlı Krallıkları olarak bilinen krallıkları kurdular. Buraya çizdiğim zaman çizelgesindeki yeşil renk arkadaşlar en azından Kudüs'ün Müslümanlar tarafından kontrol edildiği dönemi gösteriyor. Kırmızı ise Kudüs'ün Batı Avrupa güçleri tarafından ya da Batı Avrupalı olan bu Haçlı Krallıkları tarafından kontrol edildiği zamanı gösteriyor. Şu kırmızı noktalar Haçlı Seferlerinin ne zaman meydana geldiğini gösteriyor. Birinci Haçlı Seferinin sonunda Kudüs'ün Müslümanların kontrolünden Batı Avrupalı Hristiyanların kontrolüne geçtiğini söyleyebiliriz. Kudüs yaklaşık 90 yıl Hristiyanların kontrolü altında kalmaya devam etti. İşte burada görüyorsunuz. Tahmin edersiniz ki bu durumda Avrupa'dan pek çok kişi hacı olmak üzere Kudüs'teki kutsal toprakları ziyaret etmek istedi ancak bu o kadar da kolay bir yolculuk değildi. Her şeyden önce çok uzun bir yolculuktu. Daha önceki videolarda hacıların kat ettiği bu yolları görmüştük. İşte şurada görüyorsunuz. İşte bu yolları hacılar da kutsal topraklara gitmek için kullandılar. O zaman diliminde çok sayıda krallıktan geçen bu uzunluktaki bir yolculuğun inanılmaz derecede tehlikeli olabileceğini ve hacıların çoğunun kutsal topraklara giderken bazen soyguna uğradığını veya daha da kötü şeyler yaşandığını tahmin edebilirsiniz. İşte 1119'da Hugh de Payan liderliğindeki ufak bir grup şövalye Kudüs kralı olan Kral 2. Baldwin'e gelirler. Hatırlayın Haçlılar burada kendi devletlerini Kudüs Krallığı'nı kurmuşlardı ve merkezi de Tapınak Tepesi'ydi. Bu şövalyeler Kral 2. Baldwin'e ve Kudüs Patriği Gormon'da hacıları Kudüs'e giden yolda korumak istediklerini söylüyorlar. Bunlar da bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorlar ve 1120'de onlara bir grup kurmaları için Tapınak Tepesi'nde bir yer veriyorlar. Eğer bu grubun isminin Latincesini Türkçe'ye çevirecek olursak İsa peygamber ve Süleyman Mabedi'nin fakir askerleri diyebiliriz. Şimdi neden Süleyman Mabedi diyorlar diye düşünürsek bunun nedeni de şu. Bunların merkezleri Tapınak Tepesi'ndeydi ve Mescid-i Aksa birçok kişiye göre ilk Süleyman Mabedi'nin olduğu yerde bulunuyordu. Ancak bunların isimleri genellikle Tapınak Şövalyeleri olarak kısaltılıyor ve bu uzun isim kullanılmıyor. Şimdi devam edelim. Burada onların sembollerini görüyoruz. Fakirliklerini göstermek için iki şövalye bir atın üzerinde gidiyorlar. Ama tabii bunlar uzun süre fakir kalmıyorlar. Kısa bir süre sonra papa tarafından resmen tanınıyorlar ve birçok kişi bu gruba para bağışlamaya başlıyor. Çok daha fazla insan Tapınak Şövalyesi olmak için gönüllü oluyor ve bu yüzden Haçlı Seferleri'nin geri kalanı boyunca Orta Çağ Avrupa'sında önemli bir kurum haline geliyorlar. Evet, Çoğu insan tapınak şövalyelerini şövalye olmakla ilişkilendiriyor. Burada şövalyelerden birini at sırtında görebilirsiniz. Burada da Kudüs'e giden hacıları koruyan şövalyeleri görüyorsunuz. Hacıları gerçekten de korudular ve daha sonra haçlı seferleri sırasında savaşta da aktif olarak yer aldılar. Ama zirvede oldukları dönemde 20 bin tapınak şövalyesi olmasına rağmen bunların sadece %10'u gerçek askerlerdi ki aslında bunlara bazen savaşçı keşişler de deniyordu. Tapınakçıların geri kalanı Tapınak Şövalyelerinin esas hedefini desteklemek amacıyla çok sayıda şey yapmak için oldukça karmaşık bir altyapı yarattılar ve belki de en önemlisi o dönemde çok önemli olan bir mali girişime imza attılar. Şimdi hemen o girişimi anlatalım. Diyelim biri Londra'daydı ve kutsal topraklara hacca gitmek istiyordu tamam mı bunu yapmak için kaynağa ihtiyacı olurdu değil mi arkadaşlar çünkü uzun bir yolculuk para gerektiriyor kaynak gerektiriyor ayrıca Kudüs'e gelindiğinde bile Londra'daki birikimine ve parasına erişebilmek de isterdi ee, ama o zaman bu kadar kolay değil. Tahmin edersiniz ki böyle uzun bir yolculuğa yanınızda altın paralarla çıkarsanız sadece bu ağırlığı taşımak zorunda kalırsınız. Daha da önemlisi tehlikeli bir iş yapmış olursunuz. Birçok insan yolda bu altını sizden çalmak isteyebilir. İşte tam da bunun için tapınak şövalyelerinin geliştirdiği hizmet şuydu. Hacca gitmek isteyen kişi tapınak şövalyelerinin Londra'daki tapınaklarına giderek para yatırırdı ve onlar da o kişiye makbuz tarzında bir yazı verirdi. Bu yazıda biz şövalyelerin size şu kadar borcu bulunmaktadır gibi bir şey yazardı ve kişi Kudüs'e ulaştığında bu yazıyı oradaki şövalyelere verip parasını geri alırdı. Bir nevi aslında ilkel banka şubesi gibi. Şimdi bu günümüzde çok kolay bir işlem değil mi? Her gün yapıyoruz. Dünyanın her yerinde, herhangi bir yerinde yani bir banka ATM'sine gidiyoruz, karttan parayı çekiyoruz. Ancak bunu mümkün kılacak belirli bir altyapı gerekiyor değil mi arkadaşlar? E bugün telekomünikasyon var, bilgiyi iletme ve almaya yarayan uydularımız var. Tüm bunların tüm bu verileri kaydeden de sunucularımız var. Oysa orta çağda bunların hiçbiri yoktu tabii ki. Bu yüzden bu makbuz olayının çok önemli bir gelişme olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bir yere böyle para yatırıyorsunuz ve sonra onu başka bir yerden çekebiliyorsunuz. Bu gerçekten o dönem için çok ilginç. Aslında şövalyelerin bunu nasıl becerebildiklerini hala tamamen anlamış değiliz. Son derece güven gerektiren bir uygulama bu ve insanlara verilen yazıların da gerçek belge olup olmadığını kontrol etmek herhalde epey zordu. Ayrıca bu para yatırma ve çekme işlemlerini birden fazla yerde yapmakla kalmadılar, aynı zamanda insanlara borç da verdiler. Çünkü hem yatırılan paralardan hem de bağışlardan dolayı kasada epey para birikiyordu. Bunlar çoğunlukla krallar ve soylular gibi çok ünlü kişilere ve ünlü ve böyle güçlü kişilere verilen borçlardı. Şövalyeler büyük işlemlerde sık sık aracılık da yapıyorlardı. Tarihçilerin onları aslında belki de ilk gerçek uluslararası banka olarak düşünmelerinin sebebi de budur arkadaşlar. Sanırım şimdi anlaşılmıştır. Diğer videolarda 1187'de Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü nasıl geri aldığı hakkında konuşuyoruz. Ancak 6. Haçlı Seferleri ve Baronların Haçlı Seferlerinde Kudüs tekrar Hristiyan kontrolüne geçiyor. 1244'te ise tekrar Müslümanlar tarafından geri alınıyor ve 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da Müslümanların kontrolünde kalıyor. 1244'te Kudüs'ün alınmasıyla birlikte Tapınak Şövalyelerinin varlık amacı ortadan kalkıyor ya da önemini kaybediyor diyebiliriz. Her ne kadar bu noktada önemli ve etkili bir mali kurum olsalar da önemleri azalıyor. 13. yüzyılın sonuna geldiğimizde ise bütün bu haçlı zihniyeti hız kesmeye başlıyor. 8. ve 9. haçlı seferleri de yapılıyor ancak bunlar başarılı olmuyor. 14. yüzyılın başlarına gelince Fransa kralı 4. Philip gibi bir karakter var ve savaşları için özellikle İngiltere ile savaşmak için çok fazla borç alıyor ve bu finansmanın önemli bir kısmı tapınak şövalyelerinden geliyor. Aslında Philip güçlü bir adam ve bu borç durumlarına çözüm arıyor. Bunun bir çözümünün de borçlu olduğu kişileri tutuklamak olduğunu fark ediyor. Böylece hem onlara artık hiçbir borcu kalmıyor hem de onların servetlerini ele geçirebiliyor. İşte 4. Filip bu şekilde sorunu çözüyor. Bilindiği gibi 13 Eylül Cuma günü 1307'de Tapınak Şövalyelerinin lideri Büyük Lider Jacques de Molay'de dahil olmak üzere birçok Tapınak Şövalyesi tutuklanıyor ve onlara eşkence ediliyor. İşkence sebebiyle suçlarını itiraf ediyorlar. Sonra bu itirafları geri çekiyorlar. Bunu tekrar işkence süreci izliyor vesaire. En sonunda 1314'te Jacques de Molay'nin yanı sıra diğer tapınak şövalyeleri özellikle de yöneticiler önceden yaptıkları itirafları geri çekince Paris'te yakılarak idam ediliyorlar. Bu tapınak şövalyelerinin sonu olarak kabul ediliyor. Ancak gizlilik içinde varlıklarını sürdürdüklerine dair de birçok efsane var. Tapınak şövalyeleri günümüzde de ilgi çekici bir konu olmayı sürdürüyor. Onlarla ilişkili pek çok efsane var. Ama çoğu zaman bahsedilmeyen bir konuya odaklanırsak, belki de Tapınak Şövalyeleri bugünkü uluslararası bankacılığın temellerini atmıştır diyebiliriz.